Evet arkadaşlar, bugün minyatür sergimizi açtık. Size minyatür hakkında bilgi vereyim. Sonra minyatür resimlerimizi göstereceğim. Önce minyatür nedir? Özellikleri nelerdir? Onları anlatayım size. Arkadaşlar minyatür çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına minyatür denir. Perspektif yani derinlik yoktur. Işık, gölge oyunları kullanılmaz. Hacim yoktur. Figürler önemine göre büyük veya küçük tasvir edilir. Evet, minyatürlerin geneli konumudur. Minyatür sanatçısına arkadaşlar nakkaş ya da müsavi denir. Kağıt, parşömen, filişi vesaire çeşitli malzemeler üzerinde yapılmıştır. Ayrıntılı çizgileri çizmek için yavru kedilerin tüylerinden yapılan tüylü kalem denen çok ince fırçalar kullanılır. Şimdi size resimlerimizi göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde mesela bu Ahmet Hüseyin adlı öğrencimin yaptığı minyatür resmi. Bu mesela Kaan Kuzey'in, bakın şu denizin dalgalarına, şu inceliğe bakın. Çok ince bir işçilik istiyor. Ümeyir'in yaptığı resim, şu şekilde izleyebilirsiniz. Daha yakından çekersek, bakın arkadaşlar şu kavukların boyanışı, şu camilerin kubbeleri ve yazılar. Çok ince bir işçilik gerekiyor. Bu da Yağmur Dilli'nin çok ayrıntılı isteyen bir minyatür figürü. Bu şekilde. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Melis'in yaptığı çalışma. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel. Fırça darbeleri, boyamalar, çocukların genelde kalem kullanmışlar, boya kalemleri kullanmışlar ama çok güzel. Mesela çok bir zor bir resim. Öğrencimiz elinden geldiği kadar boyamış. Mesela Ronay'ın yaptığı çalışma, bu Halil İbrahim'in yaptığı çalışmaydı. Şu şekilde devam edelim. Tuana'nın çalışması. Bu şekilde ben size hepsini göstereyim. Arkadaşlar bu Ömer Faruk'un çalışması. Zeynep Sude'nin, bakın bunlar da gerçekten hepsi birbirinden güzel. Yani hangisini öveceğimi bilemiyorum. Şuna bakın mesela, keçeli kalemle yapılmış. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Farklı renkli boyalı kalemler kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, bu başka bir çalışmamız, Zeynep Esma'nın yaptığı. Bunu da bu şekilde görüyoruz. Evet, Ayşe'nin yaptığı çalışmamız. Ayşe'nin yaptığı çalışmayı görüyorsunuz. Şimdi diğer tarafa bakalım isterseniz. Şöyle gelelim sizinle. Şöyle, burası da bizim resim atölyemiz. Daha doğrusu biz kütüphaneyi resim atölyesi olarak kullandık. Şu şekilde bir alana yaptık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi diğer arkadaşlarımızın resimlerine bakalım. Rana'nın çalışmasına bakalım. Rana'nın çalışması nasıl olmuş? Çok güzel, mükemmel. Gerçekten. Muhammed'in de aynı şekilde. Şöyle yakından daha inceleyebilirsiniz, bakın arkadaşlar. Şu inceliklere bakın. Yani bunu gerçekten boyanması çok zor, çok zaman alan bir şey. Zaten öğrencilerimiz 15 gün yaptı. Ahmet Meta'nın çalışması. Evet, Ecrin'in çalışması. Evet arkadaşlar, figürlere dikkat edin. İrem Kargan'ın, bakın, keçeli kalemle yapmış. Keçeli kalem mi? Evet, keçeli kalem ya da pastel boya da olabilir. Evet, keçeli kalem duruyor. Gerçekten çok güzel. Guaş boyayla yaptığı Yağmur Dil'in çalışması. Mükemmel ötesinde gözüküyor hepsi. Berra Su'nun kendi, bakın ne kadar güzel yapmış. Çok ince bir çalışma. Çocuklarımızı gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Meleğin çalışması arkadaşlar. İncelikleri tek tek göstereyim. Miraç'ın çalışması. Bakın şu denizin dalgalarına, şu vurgulara, tonlamalara dikkat edin. Süper bir çalışma. Ve bu Yüksel'in çalışması arkadaşlar. Burada bir gösteri var galiba. Onu anlatmaya çalışıyor. Bu resimleri uzun uzadıya yorumlamak gerekiyor. Tabii bizim o kadar vaktimiz yok. Biz size kısaca anlatacağız. Defne Su'nun çalışmasıyla şimdi size sergimizi sonlandıracağız. Teşekkür ederiz. Sergimiz Celalettin Gözsunlu İlkokulu'nun kütüphanesinde sergilenmektedir. Ziyaretimizi açıktır. Sizleri bekliyoruz.